Geçtiğimiz günlerde Viyana'da yoğun bir katılımla Azeriler adı altında Azerbaycan Derneği açıldı. Azerbaycan Türk Kültür ve İş Adamları Derneği Azeri Der'in yeni binasının açılışı Viyana'da yapıldı. Başkanlığını Yardım Güneş'in yaptığı Azeri Der, başkent Viyana'nın 15. bölgesinde yenilediği lokalini kalabalık bir katılımla gerçekleştirdi. Azerbaycan Yardımlaşma Derneği'nin açılışı için burada toplanmış bulunuyoruz. Sayın Diyaspora Bakanı Azerbaycan'dan geldi açılış için. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Çok sayıda dernek başkanımız, basın mensubumuz katıldı. Azeri Der Yardım Güneş Başkanı Yardım Güneş Bey gerçekten çok aktif bir insan Viyana'da. Türk toplumu ile Azeri toplumu arasında bir köprü rolü oynuyor. Burada çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk derneklerinin yaptığı faaliyetlere aktif şekilde katılıyor. Ben kendisine buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bu dernek daha iyi hizmetler vermeye devam edecek. Türk toplumu ile Azeri toplumu arasında köprü olacak. Mutlaka burada diaspor olarak bizlerin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu açıdan bu tür dernekler çok önemli. Buradaki toplumumuzun birliğinin, beraberliğinin güçlenmesi açısından ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir dernek olmuş. İnşallah güzel hizmetler verecek buradaki insanlarımıza. Açılışa Azerbaycan Diyaspora Başkanı Fuat Muradov, Azerbaycan Viyana Büyükelçisi Galip İsrafilov, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım adına birinci müsteşar Özgür Gökmen, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Viyana Büyükşehir Belediye Başkanı Mihail Ludwig'i temsilen danışmanlarından Aslıhan Boza Temur, Avusturya'daki önemli Türk Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı. Azerbaycan Türk Kültür ve İş Adamları Derneği Başkanı Yardım Güneş, Gökkuşağı mikrofonlarına konuştu. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz derneğimiz Türk dünyasının folklorunu, kültürünü, dilini ve sanatını en iyi şekilde burada bunun mücadelesini vermek, tebliğ etmek, tanıtmak için atılmış bir adımdır. Biz inşallah şimdiye kadar zaten faaliyetlerimize son hızla devam ediyorduk, faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Bugün de bu ofisimizin belli bir adresimiz oldu. Bu ofisimizin açılışını yaptık. Ofisimize de yine Sayın Diyaspora Bakanımız iştirak ettiler, teşrif ettiler. Ve gerçekten güzel konuşmalarıyla da bize de cesaret verdiler aynı şekilde. Bizim buradaki maksatımız zaten Avusturya ile Azerbaycan ve Türk dünyası arasında bir köprü oluşturmak, bir köprü kurmak. Onu da inşallah şu gördüğünüz nezih, şu gördüğünüz sıcak ortamda onu da gerçekleştireceğiz. Biz bundan sonra derneğimiz her gün açık olacak. Her gün burada saat 8'den 8'e kadar kahvemiz, çayımız olacak, açık olacak, kütüphanemiz olacak. Türk dünyası üzerine araştırma yapmak isteyen herkes burada arşiv bulabilecektir. Aradıkları kitapları bulabilecektir. Ve yine edebiyatımız, sanatımız, kültürümüzle gerçek bir kültür merkezi, kültür enstitüsünün burada aslında biz bir temellerini atmış olduk. Bugün gelen yine Sayın Diyaspora Bakanımız, Sayın Azerbaycan Büyükelçimiz, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosumuz, yine Kazakistan Büyükelçiliğimizden çok değerli bir diplomatımız, iş adamlarımız ve yine dostlarımız, dernek başkanlarımız, gerçekten büyük bir izdiham vardı, büyük bir katılım vardı. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Onlar zaten bizi hiç yalnız bırakmadılar ve bugün burada da bu izdihamla bizim yanımızda olduğumuzu göstermiş oldular. Öncelikle Yardım Bey'e teşekkür ederiz bizi buraya davet ettiği için. Hayırlı olsun diyorum. Çok güzel bir yer, mekan. Çok güzel de düzenler vermiş. Burada büyükelçiler, Azerbaycan Büyükelçisi, bizim başkonsolosluğumuz ve Kazakistan Büyükelçiliğinden, Azerbaycan'dan bakanlar katıldı. Yoğun bir kalabalıkla açılış yapıldı. Ben hayırlı olsun diyorum Yardım Bey'e. Teşekkür ederim. Efendim, bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Efendim, Gökkuşağı izlediğiniz gibi iki diziler devam ediyor.
resmen yayınlandı.